Merhaba, ben Nurcan Seven. Bir YouTube okulu eğitimine daha kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Bundan önceki videolarımda YouTube'a neden video atmanız gerektiğini, YouTube'dan nasıl para kazanacağınızı anlattım. Bununla ilgili abone yaparken, 4000 saat, 1000 aboneyi tamamlarken bazı sitelerden bahsettim. Bugün yine aynı sitelerden bahsedeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Videolarım gerçekten izleniyor. Bana yorum kısmı fazla yoğun değilse de mailden çok soru geliyor. Mailimden bana ulaşılıyor daha çabuk olsun diye zannedersem. Şimdi YouTube'a video atarken şimdi öyle boş videolar kesinlikle atmayın. Para kazanmak istiyorsanız CPM değerleri yüksek kelimelerden oluşan videolar atmaya çalışın ve konuya bağlı kalın. Yani sadece başlığı, evet, açıklamayı, etiketi yaptınız ama konu başka bir şeyse olmaz. Konusu aynı konu olacak ama CPM değerleri yüksek olan kelimelerden başlık, açıklama ve etiketini kurup konuya bağlı olarak videolar atmanız gerekiyor. Bunu özellikle söylüyorum. Google Ads anahtar kelime planlayıcı. Bundan çok bahsettim. Bununla ilgili çok sorular aldım. Giremediklerini söyleyen arkadaşlar oldu. Ben tekrar girdim buradan. Bunu sırf sizin için yaptım. Sizinle beraber denedim. Benim zaten vardı. Tekrar denedim. Eğer giremiyorsanız şu videomda kesinlikle var. Bir anahtar kelime planlayıcı, yani Google Ads'e anahtar kelime planlayıcının olması olmazsa olmazlardan. İki, kesinlikle vidIQ. Eğer YouTube'da video çekiyorsanız bu ikisi olursa gerçekten para kazanmanızı engelleyen hiçbir şey yok. Bunlardan biri eksikse kesinlikle çok büyük sıkıntı var. vidIQ'nun çok faydası var ama diğer kelimeleri de bulmanızda Google Ads'e anahtar kelime planlayıcının faydası oldukça büyük. 1000 abone 4000 saati yaparken de bakın bazı videolar zannedersem 3 tane kadar 4 tane de olabilir. Evet, video atmışım. Gene bununla ilgili ara ara bazı sitelere tekrar gelip bunu sizin için yeniden anlatmaya çalışacağım. Yani birkaç site olması sizin için organik izlenme ve organik abone getirir. Bunun faydası olur, zararı olmaz. İlerleyen zamanlarda yine böyle ara ara 4000 saat 1000 aboneyi tamamlayabilmeniz için size bu tarz sitelerden bahsedeceğim. Bugün de size gördüğünüz gibi 2000 aboneyi geçtim. Organikabone.com. Ben daha önce giriş yaptım. Organikabone.com'a girdiğiniz zaman önce kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra giriş yapıyorsunuz. Kayıt olurken bir Gmail hesabı kullanıyorsunuz ve bu Gmail hesabı aklınızda olsun. Bu hesapla giriyorsunuz. Burası böyle bir ana sayfa. Organikabone.com gerçekten güzel bir site. Ben daha önce girdim. Şurada az bir puanım kalmış. Bunu bugünkü etkinliğim, bakın bugün ne kadar yapmışım onu gösteriyor. Ücretsiz üyelik türünü de seçebilirsiniz. Şuraları şöyle inceliyorsunuz. Bakın, eğer daha önceki sitelere girdiyseniz bunu aynısını yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani diğer sitelerde biliyorsunuz o sitelerin ne olduğunu. YouTubeabone.com, işte takip kazan, görünüm.org. Bunun gibi bazı sitelerden bahsettim. Şu alana reklam veriliyor. Diğer sitelerde olduğu gibi. İşte puan satın al, bakiye yükle, yapılan etkinlikler, İşte ne kadar kişi var bu alanda. Burası ana sayfa. Burası içerik ekle. İçerik ekle bölümüne girdiğiniz zaman ne tür içerik ekleyecekseniz onu seçiyorsunuz. Mesela şuraya basıyorsunuz. Eğer Instagram'dan beğeni almak istiyorsanız burayı seçiyorsunuz. Takip istiyorsanız burası. YouTube otomatik izlenme var 4000 saat. İşte gördüğünüz gibi burada gördüklerinizden herhangi birini seçebiliyorsunuz. Eğer abone istiyorsanız burayı seçiyorsunuz. İzlenme burası, beğeni burası. Bu şekilde değil. Buraya içerik ekleyebiliyorsunuz. Burası da puan kazanma bölümü.
Puan kazanma bölümünde, şöyle bir ana sayfa yapalım şuradan çıkmak için. Puan kazanma bölümüne geldiğimiz zaman burada neler var? Mesela ödüller var. Kısa link genç, Instagram takipçi, işte beğeni, TikTok takipçi, YouTube abone, YouTube beğeni, izlenme, otomatik izlenme ve bazı görevler var. Bu kısımları bu şekilde inceleyebilirsiniz. Buradan istediğiniz bir bölüme girip işte izlenme yapabilirsiniz. Belli bir saniye zannedersem 41 saniyeydi. Evet, 41 saniye izledikten sonra videoyu geç yapıyorsunuz ve burada bakın puanınız yükseliyor. Belli bir puan alıyorsunuz izlenme yaptıkça. İşte beğeni yaptıkça yine aynı. YouTube otomatik izlenme var. İsterseniz bir fotoğrafınızı eğer Instagram'ı çok fazla kullanıyorsanız fotoğraf beğendirirsiniz. Kendinize takipçi edinebilirsiniz. Organikabone.com'da bunların hepsini yapmanız mümkündür. Onun dışında ne diyebilirim? Hesap işlemleri var. Dijital market var. TL işlemleri var. Burada para da kazanabilirsiniz. Benim reklam işlemleri var. Zaten bu siteye kayıt olurken sitede neler yapılabileceğini anlatan ilk önce önünüze bir tanıtım videosu geliyor. Yani site evet biz tanıtıyoruz ama site kendini tanıtmış. Yani organik.com diye, organikabone.com diye girdiğiniz zaman burada ne oluyor biliyor musunuz? Sitenin kendine has bir tanıtım videosu çıkıyor. Orada güzelce bir izleme yaparsanız burada ne yapıldığını anlıyorsunuz. Zaten buna benzer bir tane siteye bile girmişsiniz daha öncesinden. Burada ne yapıldığını aşağı yukarı anlıyorsunuz. Zaten eğer bir YouTuber'sanız, YouTube'la ilgileniyorsanız, bir videonuz varsa zaten burada ağırlık YouTube'u seçeceksiniz. Ama YouTuber'lar tabii Instagram'da çok kullanır. Instagram'ı da isterseniz seçebilirsiniz. Bunu anlatmak istedim. Onun dışında şöyle diyeyim, şuraya geleyim. Şimdi daha önceki videolarıma da göz atın. Burada zaten 4000 saat 1000 abone ile ilgili bakın 4 tane video var. Demek ki bugün verdiğim organikabone.com'la 5. olacak. Bunların hepsi 4000 saat 1000 aboneyi tamamlayabilmeniz için özellikle seçilmiş bazı siteler diyeyim. O sitelere girin ama sitelere girerken de kesinlikle şu videolarımı izleyin. Çünkü dediğim gibi CPM değerleri yüksek kelimelerden oluşan videolar yapabilirseniz siz o zaman çok kazanırsınız. Ama CPM değeri düşük videolar yaptınız gerçekten de kazancınızda bir azalma olur. CPM değeri yüksek kelimelerde izlenme aldığınız zaman farklı IP'lerden. İşte bu siteler farklı IP'lerden size izlenme getiriyor. Yani ben bu işte organikabone.com'a girdim. Buradan atıyorum. Diyelim ki ben buradan bir izlenme seçtim veya abone seçtim. Tamam mı? Eğer buradan ben bir video izlediğim zaman bu benim IP'mden geliyor. Karşı tarafa. Karşı taraf da beni izlediği zaman ne oluyor? Onun için de aynısı geçerli oluyor. Ondan da bana geliyor. Bunların hepsi gerçekten organiktir. Organik olması çok önemli. Devamlı aynı IP'den kendinize evet 4000 saat 1000 abone belli bir zaman yapabilirsiniz. Gizli sekme açarak ya da farklı tarayıcılar kullanarak ama farklı IP'lerden gelmesi de çok önemli. Özellikle para kazanmanız açıldığında artık farklı IP'lerden, farklı tarayıcılardan izlenme alırsanız çok iyi gelirler elde etmeniz mümkündür. Bundan bahsetmek isterim. Bu sebeple videolarınızı hazırlarken başlık, açıklama, etiket ve küçük resimlerinizi kesinlikle önemseyin. Söylediğim gibi sadece şuradaki kelimeleri, yani ben öyle yapıyorum elimden geldiğince, size de aynısını öneririm. Şimdi başlıktaki kelimenin bir kısmını, yani bir kısmını şurada küçük resimde geçiriyorum. Çünkü küçük resim de çok dikkat çekici oluyor. Bazen hiç alttaki yazıyı görmeden küçük resimden öyle bir çağrılırsınız ki öyle kelimelerden
Sizin videonuz izlenir. İzlenmeyecek videolar dahi izlenebiliyor. Bunu söylemek istiyorum. Ama siz ağırlık, hani biraz daha profesyonel olun ve başlığa uygun kelimelerden küçük resim yapabilirsiniz. Hem sarı dolar yememiş olursunuz. Bunu öneririm size. Bugün anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olmasını dilerim. Abone olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.